Dört tane haram sayıyor Kur'an. Neydi, biraz sayar mısınız? Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar. Yenmesi, yenilecek yiyecekler içinde bunlardan başka haram bulamıyorum diyor. Şu anda haram listesi ne kadardır biliyor musunuz? Mesela Türkiye'deki meşhur işte midye ile karides bir mezhepte, diğer mezhepler reddetmiş ama işte Hanefi olanlar buradan buna benzer bir haram çıkmış. Bazılarında bazı işte yırtıcı hayvanlar, bazılarında o var, o bu var, şu var. Yani bir baktığınız zaman Kur'an'daki bu izahlara... Herkes kafası göre bir şey yapmış. İnan olun, paket programcılığı bırakın, yarın midye karides haramdır diyen bir kişi bile bulacağınızı zannetmiyorum. Ondan şimdi bakın, metodolojik ilerlemek lazım. Ama metodolojik ilerlemede bütün adımları birden tartışmaya alınca da tabii ki bazı en güç olan konularda birçok kimse ilk başta başımız atıyor. İşte o zaman şunu nasıl çözeceksiniz ki diye birçok şey göremiyoruz. Bana göre İslam anlamadaki metodolojideki en önemli adım, tekrar ediyorum, paket programcı mezhepçiliği bırakıp teker teker konulara masaya koyuyor. Olur mu mezhepsiz bu iş yani? Olur işte, oluyor. Ben vallahi kendimi, bana soran biri sorarsa Kur'an'daki ayeti de söylerim. Huve semakumul muslimine. Hac suresinde geçen ayet. Allah sizi Müslümanlar olarak nitelendirdi. Ben kendi adıma kendimde Müslüman ismi dışında başka bir isim kullanmaya gerek duymuyorum. Hac suresinde geçen ayetteki o ifadeyi kullanıyorum. Allah bizi Müslümanlar olarak isimlendirdiğini söylüyor. Bu şekildeki kavramsallaştırmaları da Ehl-i Sünnet mesela kavramsallaştırmasını alın. Bu Hicri 3. yüzyılda yayılmış, Hicri 3. yüzyılda bile ortak bir kullanım değildir. Bu tarzda bir kavramsallaştırma. Bu Hicri 3. yüzyıldan önceki Müslümanların durumu ne olacak? Ve bugün mesela diyelim ki, ve bu kavramsallaştırma içinde geçen hafta bana bir itiraz olduğu için şimdi tam bu konuyla alakalı onun cevabını vereyim. Bu kavramsallaştırmanın içinde tabii bir kısmı Selefiler Maturi diye, Şari diye alıyor. Bir kısım da bugün günümüzde bu kavramsallaştırmanın için özellikle dört mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli diye arıyor. En başından beri ben bunu savundum. Geçen hafta Cübbeli Ahmet Bey bana itiraz etti de ondan onları okumak zorundayım. Demek istediğim şey şuydu. Bu şekilde bir kavramsallaştırma başından beri yoktu. Bu mezhep imamları birbirini şiddetle eleştirmişlerdi. Ve özellikle verdiğim izahlardan biri, üç imam da İmam-ı Azam'ı sapık görür. Kendisi buna itiraz etti. Kaynağını söylüyorum. Tabakat kitaplarını okurum dedi. Rastlamamış. O zaman şey okusun. Hatip El Bağdadi'nin tarih 13. cilt sayfa 413-454. Tamam. En az Hatip El Bağdadi'nin ayrı bir baskısı olsa da orada bulabilir. İmam-ı Malik diyor ki mesela, yine Hatip El Bağdadi tarih, yine 13. ciltte, Ebu Hanife'nin bu ümmete fitnesi iblisten daha çok zarar vermiştir. İslam'da Ebu Hanife'den daha zararlı biri dünyaya gelmemiştir. Buhari, değil mi, Ehl-i Sünnet'in en güvenilir hadis kitabı dediği kitabın yazarı, Ebu Hanife güvenilmezdir, sapıktır, mürciyedir diyor. Mürciye de bir mezhep, yine o dönemde, onunla ilgili de detaylara gireriz. Mürciye neyse, Mürciye ile ilgili konuya sonra girelim. Mürciye ile hemen girince alsın oldu. Efendim? Anlasın hemen, anında girer. Mürciye mezhebinin bence aslında Mürciye mezhebinden çok güzel örnek alacağımız şeyler var. Genelde özellikle harici ve diğer mezhepler arasında o dönemde büyük günah işleyenler Müslüman mıdır değil midir diye şiddetli bir tartışma çıkıyor. Ha, bu tartışmada herkes bir şey derken Mürciye'de işte şu cennetlik mi bu cehennemlik mi gibi tartışmalar, Mürciye bunları irca ediyor. Yani erteliyor. Yani kısaca demek istedikleri şey şu. Biz bunlara bu dünyada hüküm vermeyiz. Allah ahirette hükmünü verecektir. Yani niye ben yani buna hüküm veririm? O cennetlik mi bu cehennemlik mi diye. Bu bana göre aslında çok güzel bir yoldur. Yani Mürciye, biz niye Mürciye'nin bu şeyine... İslam'ın özü de bu değil midir zaten ama yani? Yani Mürciye mezhebi bu mesela, buna haricilerin karşı çıktığı geçiyor. Yani çıktığı şekilde. Ama mesela Mürciye mezhebinin bu şeyi bana göre Kur'an'a da uygun. Aynen. Allah birçok günahı affedebileceğini söylüyor. Çok büyük günahları da affedebileceğini söylüyor. Kendi nefsinizin aleyhine haddini aşmayın diyor Kur'an'da. Allah bütün günahları affeder. Yani aman Allah beni affetmez falan gibi düşünmeyin. Nefsinize aleyhine haddinizi aşmayın diyor Allah. Allah bütün günahları affedebilir. Biz kimin affedip affedilmediğini söyleyemeyeceğimiz gibi onu bunu cennetlik de ilan edemeyiz. Yani onu bunu cehennemlik ilan etmeye de. Fakat diğer taraftan o falanca tarikattan, mezhepten olanı cennetlik ilan etme gibi o iki hataya da düşmemiz gerekiyor. Biz ahirette göreceğiz, bilmiyoruz. Kur'an'da Allah bize hedefleri koymuş. Bunları yapın diyor. Bunları yapmayın diyor. Ahirette göreceğiz. Mesela Mürciye'nin bu şeyinden niye faydalanmayalım? Hani illaki kendimizi bir başlık altına sokup Mürciye bu konuda isabetliyse. Diğer taraftan Malik'in Ebu Hanife'ye karşı olumsuz tavrı için İbn-i Hibban'la da bakılabilir. Onda izahlar var. Şafii diğer taraftan bakarsanız Hanefi mezhebinin Ebu Hanife'den sonra ikinci ve üçüncü önemli imamları Ebu Yusuf'la Muhammed'dir. Muhammed de kendi hocası, aynı zamanda İmam Malik de hocası. Bunlara reddiyeler yazıyor. Bunlara yazdığı reddiyeler ortada yok şu anda Şafii'nin. Ama bunlara reddiyelerde neler yazabileceğini aşağı yukarı birçok kimse tahmin edebilir. Diğer taraftan Şafii çok sevmiştir Ebu Hanife'yi, diyor. Tamam, kaynaklarda ona hürmet etti, işte belli namazı kılarken burada işte Hanefi mezhebine göre kılalım dediği geçiyor. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Diyelim ki doğru. Ama diğer taraftan baksak Risale'deki, Risale günümüze gelmiş en önemli eseri Şafii'nin diyebiliriz. İstihsan yapan kendini Allah yerine koyar, diyor. İstihsan metodunu zaten Ebu Hanife'nin metodu olduğu belli. Buradan benim yapmak istediğim şey, Hanbeli'nin de diğer tarafta, Hanbeli mezhebinin kurucusu, Ebu Hanife eleştirisi belli. Yani biz 3. asra geldiğimizde aşağı yukarı hiç kimse, yani kimse değil mi, büyük bir çoğunluk Ebu Hanife'yi ehli hadisin içinde. Zaten bu ehli hadis de kime deniyor, kim ehli sünnet vel cemaat kavramı kimin için kullanıyor? Bunlar da aslında literatürde oldukça tartışılmış konulardır. Bu kavramları merak edenler Ali Özek hocanın liderliğinde, işte onun ön ayak olduğu bir güzel tartışma yapılmıştı. Yanılmıyorsam 2006'da bu Ehl-i Sünnet üzerine yapılan sempozyumla ilgili bildiriler basıldı. Piyasada kitap var. Bu kavramların ne kadar tartışmalı olduğuyla ilgili şey, mesela merak edenler ondan detaylı bir şekilde öğrenebilirler. Yani bu kavramsallaştırmanın kendisi oldukça tartışmalıdır. Kendi içinde mezhep imamları birbiriyle tartışmalıdır. Bu dört mezhebin hepsi birdir demek, sadece sonradan yapılmış, kitleler arasında belli uzlaşım yapmak için yapılmış bir şeydir. Bu tam, yani işin doğrusu Ehl-i Sünnet ve Cemaat kavramı böyle bir birleştirme unsuru olarak da kullanılmıştır. Fakat bir yerden sonra bu şu anda ve birçok yerde insanları bir bölme unsuruna da gidiyor. Bakın, ilahiyat fakültelerimizin de şu anda benim tanıdığım birçok hoca var. Sorsanız Ehl-i Sünnet'im der. Fakat Ehl-i Sünnet akaidinde Hazreti İsa yeniden gelmeyecektir, diyor. Bu hocalar sempozyumlarda, ki bunların içinde kelam hocaları var, hadis hocaları var, fıkıh hocaları var, dinler tarihi hocaları var. Yani isimlerini verilmesine rahatsız olurlar mı bilmiyorum, ondan vermiyorum. Teker teker verebilirim. Önemli bir kısmı hocaların şu anda ilahiyat fakültelerimizde Hazreti İsa'nın gelmeyeceğini düşünüyorlar. Hocalarımı da ben tanıyorum bu konudaki izle. Benim görüşüm, o görüşümüz o yönde. Bunun aksini söyleyenler var. Kaynaklara bakarsanız bu Ehl-i Sünnet'in bir itikat görüşüdür şeklinde birçok kaynağa geçmiş. Şimdi oradaki ilahiyat fakültesindeki o hocayı sen niye bununla baskı altında tutuyorsun, bu Ehl-i Sünnet'in görüşüdür diye? Onun gerçek anlamda İslam'ın bu konuda ne dediğini anlamasıyla ilgili çabası doğru veya yanlış. Ben gelmeyecek kanaatini, ama tartışılır. Ben gelecektir diyen de dinden çıkmıştır, kafirdir, müşriktir demiyorum.